4000'e yakın üyesiyle göğüs hastalıkları alanında Türkiye'de en büyük aile olan Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu başkanlığında 20. yıllık kongresi Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Akciğer kanseri, KOAH, astım ve alerjiden korunma, tarım ilaçlarının solunum yoluna etkileri gibi konuların görüşüldüğü kongreye TTD 20. yıllık kongre başkanı Profesör Doktor Metin Akgün, Türk Toraks Derneği 1. Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Arzu Yorgancıoğlu, Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Bayram konuşmacı olarak katıldı. Ama haklısınız. Yoğun sistem bu. Suriye'deki patlamada kongrenin gündemine oturdu. Konu hakkında konuşmasına yer veren Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Bayram korkunç açıklamalarda bulundu. Sarin tabii çok öldürücü bir gaz. Çok küçük miktarları bile kısa sürede bütün kasları, bu arada solunum kaslarına felç ederek ölüme yol açmakta. Türk Toraks Derneği 1. Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Arzu Yorgancıoğlu da kronik akciğer hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik küresel işbirliğinin sağlanmasını amaçlayan bir organizasyon olduğuna değindi. Bu projemizin kapsamında Avrupa Parlamentosu'nun aktif ve sağlıklı yaşlanma inisiyatifi kuruldu ve biz de bu GART Türkiye projemizle başvurduk. Yani farklı konulardaki son gelişmeler detaylı olarak ele alınarak 80 oturum gerçekleştirilecek. 9 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek olan kongreye ayrıca yurt içinden ve yurt dışından 450'yi aşkın konuşmacı ve oturum başkanının da katılması bekleniyor.